Değerli voleybol severler, Aksa Sigorta'nın katkılarıyla hazırlanan Voleybol Magazin Instagram sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Az sonra Filenin Sultanları'nın ve Vakıfbank'ın değerli oyuncusu Meryem Boz aramızda olacak ve keyifli sohbetimize kendisiyle başlayacağız. Çok merak edilen konular var. Önce kendi sorularımı soracağım. Ondan sonra sizlerin yönelttiği, not aldığım sorular var. Onları soracağım arkadaşlar. Önce sesim ulaşıyor mu sizlere? Meryem Boz hayranları da burada. Evet, görüyorum. Mavi kalpler burada. Evet. Herkesi konuk almak istiyoruz arkadaşlar. Evet. Meryem Boz aramızda olacak az sonra. Evet. Şimdi istek geldi. Kabul ettik. Ve... Meryem hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bizi kırmadın öncelikle. Çok teşekkürler, sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Vallahi ben de antrenmandan geldim. Farkındayım, evet. Oldukça yoğunsunuz. Antrenman, koşturmaca, temponuzu görüyorum. Ondan sonra ama iki tane doğum günü kutlaması yapmışsınız. Pastalarınızı evet. Yediniz. Kızlar biraz tabii 3 gün arayla doğunca Şubat ayında bizim bir toplu bir aslında doğum günü kutlaması yapabilirdik. Evet. Çünkü 3 Şubat benim sonra Ayça'nın işte Buket'in falan derken bir kutlu doğum ayı gibi bir söz konusu oldu. Olsun, yani bunlar takım birlik beraberliğini sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben de. Evet, kesinlikle öyle. Önemli anlar. Senin ne kadar çok sevenin var. Yani şu yayından önce o kadar çok mesaj aldık ki yani bir sürü, yani yüzlerce soru var. Ondan sonra ben derlemeye çalıştım hepsini. Alt tarafta da bir sürü yorumlar geliyor. Ben diyorum ki öncelikle milli takımlardan başlayalım. Kulübe dönelim. Sonra sosyal anlamda biraz magazine girip daha sonra da voleybol severlerin sorularını yöneltelim diyorum. Senin için de uygun olursa. Tamam, olur. Süper olur. Süper. Peki şimdi şu milli takıma dönecek olursak, not almışım burada, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Filenin Sultanları tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısını gösterdi ve sen de bu kadrodaydın. Ve 5. olarak tamamlandı. Oradaki atmosfer nasıldı? Yani bu pandemi tabii ki etkiledi işte oradaki seyircisiz şartlar falan, ama senin duygularını almak isterim. Benim ilk olimpiyatım olduğu için tabii daha ben şölen havasında, daha böyle heyecanlı bekliyordum aslında. Daha böyle full tribün oynayalım. Zaten heyecanı ve stresi yoğun maçlar. Çok Evet. keyifli, oynaması inanılmaz keyifli maçlar. Ama tabii ki biz nasıl Vakıfbank Spor Sarayı'nda full tribün oynuyorsak, olimpiyatlarda da öyle bir atmosfer beklerdim açıkçası. Evet. O biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani biraz üzüldüm. Çünkü hani ilk olimpiyatım böyle full, hani daha önce televizyondan izlediğim olimpiyatlar gibi olsun istedim aslında biraz. Doğru. Ama o COVID nedeniyle o havayı biraz yakalayamadık. Maalesef, maalesef orada oldu. Yani o şekilde oldu. Artık yapacak bir şey yok. Peki Evet. Maçları değerlendirirsen şöyle kısaca ne düşünüyorsun? Nasıl geçti? Şöyle, zaten orada kolay bir maç yok. Her maçın, her sayının inanılmaz önemi var. Evet. Bir de olimpiyat olması nedeniyle de çok önemli oynadığın her sayı. Çok keyifli. O yüzden her maç çok zordu. Biz en iyi şekilde bence ülkemizi temsil ettiğimizi düşünüyorum ve en iyi performansımızı da ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ama tabii ki bu tarz maçlarda ufak aksiyonlar direkt skoru etkilediği için son işte Kore maçında yaşadığımız, maalesef hala unutamadığımız, içimizde bir acı kalan gibi maçlar yaşayabiliyorsunuz. Ama bence 5. bitirmek de çok güzel. Kesinlikle çok değerli. Yani tarihimizde bir ilk ve bundan sonrası için de çok daha güzel kademeler olacağını ben düşünüyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık deyip Avrupa Şampiyonası'na geçmek istiyorum buradan da. Yine Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldınız. Yani bütün Türkiye televizyona kilitlendi. Yani bütün işte büyük dev ekranlar kuruldu. Herkes destekledi. Yani futbol, basketbol adeta ikinci planda ve voleybol birinci planda oldu. Ama bunu siz orada yaşadınız. Nasıl geçti maçlar, oradaki atmosfer, onu da sorayım sana.
Aslında çok uzun bir yaz geçirdik ve bu uzun yazın sonunda son durağımız Avrupa Şampiyonası oldu. Performans olarak da en top seviyede olduğumuz zamana denk geldi. Fakat az önce söylediğim gibi olimpiyatlarda olduğu gibi burada da en iyi Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşılaşıyorsunuz. Ve Sırbistan bence ev sahipliğini çok pozitif yönde kullanabildi. Yaptığınız ufak hatalar geri dönüşü olamıyor. Bu da sizi bronz madalyaya taşıyor. Biz Evet. hep ya ikinci ya birinci olmaya alıştığımız için şimdi bu aldığımız bronz madalya aslında biraz üzücü gibi gözüküyor ama çok büyük bir başarıydı bence Avrupa Şampiyonası'nda alınan bu madalya bence. Evet. Yani ben şunu söylüyorum her zaman. Yani sizin kazandırdıklarınız bronzdan çok daha değerli bence Türkiye'ye. Hani kattığınız yani o ruh, o motivasyon, o birlik, bütünlük, beraberlik yani. O milli duygular gerçekten bizler açısından çok değerli. Hatta şu anda konuşurken de tüylerim diken diken oluyor. Bizim de öyle ya hatırladığımızda ve şimdi ilk Viyener ayağının Türkiye'de olması mesela yine heyecan verici. Çünkü hep o yaşadığımız atmosferi tekrar yaşayacağımıza o kadar eminiz ki. Evet. Yani hani orayı biraz sabırsızlanıyorsun tabii beklerken. O Evet. yüzden ne zaman milli takım konusu açılsa hep tüylerimiz diken diken. Doğru. Peki lige dönecek olursak şu anda lider durumdasınız. Motivasyonunuz gayet iyi. İşte bir Evet. sakatlığınız vardı. İşte o giderildi. Cansu sakatlanmıştı. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Yani yani şampiyonluğa doğru adım adım gidiyorsunuz. Evet. Ya sezona başlarken zaten her yerde de söylüyoruz. 5 kupa hedefli çıkmıştık ve bu hedefimiz doğrultusunda da ilerliyoruz. 2 kupaya ulaştık ve şu anda ligde işte ligde olduğumuz durumu ve ritmi korumak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağımız işte Polonya maçı var. Reşofu elemek istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Tabii ki maç fikstürümüz de, antrenman fikstürümüz de çok yoğun. Yani dinlenmemize tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. En iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz bu süreci aslında. Doğru. Meryem, şimdi seni herkes işte şunları sormak istemiyorum. Çok klişe şeyleri sormak istemiyorum. Voleybola Lütfen nasıl bak? sorma. Lütfen Sormayacağım, sorma. sormayacağım. İşte başka klasik klişeleşilen soruları da sormayacağım. Milli takım konuştuk, Avrupa'yı konuştuk, ligi konuştuk. Biz asıl Meryem Boz nasıl bir insandır, ne yapar, neler yapmıştır, neler yapacaktır bunları konuşalım. Birazcık daha böyle magazine girelim istiyorum aslında ben. Şöyle ufak ufak ısınma turlarından Evet. başlarsak. Unutamayacağın maç dediğin hangisiydi? Yani en unutamayacağın maç şöyle aklında ilk maç. Az önceki söylediğim Kore maçı. Kore maçı mı? Evet. Yani aslında onu da biz de unutamıyoruz. Hani böyle 3-2-1 desek hepimiz Kore derdik muhtemelen buna. Evet. Yani Ya. keşke demiyoruz tabii ki ama hani insanın içi bir acıyor yani ah be diyorsun yani böyle ah be keşke yani keşke değil ama ah be yani hani üzüldüğün nokta var. Çok yakınken ne yapalım bir dahaki olimpiyatlara kısmet belki de yani Doğru, madalya doğru. almak. Yani güvenimiz tam çok sağlam adımlarla gidiliyor. Yani bu zaten hani dünden bugüne olan bir şey değil. Bir yapılanmanın sonuçları bu. Erkek voleybolunda da aynı adımlarla gidilecek. Umuyoruz ki tam bir voleybol ülkesi olarak tam kapsamlı devam edeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Peki kariyerinde pişmanlık yaşadığın en büyük olay nedir Meryem? Aslında pişmanlık yaşadığım bir olay yok. Çünkü yaptığım şeylerden hep ders çıkartıyorum. Öyle ah be yapmasaydım dediğim bir şey yok. Hep kendim ona ders alıp bir sonrakini daha iyi yapmaya çalışıyorum. O yüzden pişman olduğum bir şey yok diyebilirim. Süper, süper. Yani bu da aslında güzel bir kazanım. Sonuçta pişmanlık yaşamıyorsun ve her şeyden bir ders çıkartıyorsun. Gayet de Evet. güzel bir düşünce. Peki, iyi ki yapmışım. Kariyerimin dönüm noktası olduğu diyeceğin şey neydi? Yani buradan döndüm, kariyerim başladı diyeceğin. İyi ki yapmışım diyeceğim şey herhalde 13 yaşında ailemden ayrılıp Ankara'ya gidip iyi ki voleybola başlamışım ve bunu tabii ki ilk voleybola başladığımda hani benim profesyonel sporcu olacağımı kesinlikle kestiremezdim.
Tamamen bir oyun, hobi olarak çıktığım yolda bu kadar profesyonel olacağımı bilmediğim için iyi ki yapmışım diyorum yani. İyi ki 13 yaşında ailemden ayrılıp Evet. voleybola kendimi adamışım diyorum. İller Bankası'nda oynamıştın yanlış hatırlamıyorsam ilk kulübünde. Ondan Evet. sonra bir Polonya galiba maceran olmuştu. Evet. Ya çok hızlı oldu ama biraz sanki değil mi? Böyle normalde bir kulüpte oynarsın, birkaç tane daha oynarsın falan. Böyle sonra yurt dışı, senin yurt dışı biraz hızlı oldu. Ya şöyle, ben işte altyapı İller Bankası'na gittiğim için 2-3 yıl altyapıda oynayıp hemen A takımına çıktım. Orası da biraz çabuk oldu benim geçişim. Sonra 8 yıl İller Bankası'nda oynayınca bir değişikliğe ihtiyacınız oluyor. Yani hani Tabii. Türkiye'de belki başka takım da olabilirdi ama o dönem bu çok mümkün olmadığı için yurt dışına gitmek istedim. Yani bir nefes almaya, bir değişikliğe, farklı bir antrenör tanımaya ihtiyacım vardı. O yüzden o biraz çabuk oldu gerçekten. 22 yaşında Polonya'ya gittim. Hatırlıyorum. Aslında evet. Sonra ama iyi ki de gitmişim diyorum, benim için çok yararlı oldu gerçekten ve çok güzel bir sezon geçti. Evet, süper, süper. İnşallah bütün sezonların hepsinden daha da güzel geçer. Peki, İnşallah. Meryem, iki tane benim bildiğim senin lakabın var. Başka varsa onları da lütfen sen hatırlat bana. Bunlardan bir tanesi Mavi Şimşek, bir tanesi de Mario. Bunlardan Evet. hangisi daha çok hoşuna gidiyor? Bunların hikayeleri neler? Şöyle takım arkadaşlarım zaten Mario diye çağırıyor beni. Birisi Meryem diye seslendiği zaman bakmıyorum, bana mı söylüyorlar diye. O kadar benimsemişim ki o daha çok çocukluğa dayanıyor yani. Zaten Türkiye'de oynayan bütün Türk sporcu arkadaşlarımın hepsi beni çocukluğumdan beri hep Mario diye tanır. Ama yeni gelen İşte yurt dışından gelen arkadaşlarımız da hemen adapte oluyor ve bu artık şey oldu yani, benimle bütünleşti. Sanki ismim Meryem değil de Mario gibi aslında, öyle devam Evet. ediyor. Mavi Şimşek maçı da Mavi Şimşek de olimpiyat elemelerinde heyecanlı bir anda Başak abla sağ olsun o heyecanlı sunumuyla beraber bu lakabı bana takıyor. Bence ülkede yani seviyor ve şeyde sokakta yürürken kimse Meryem değil de Mavi Şimşek diye bağırıyorlar. Mavi Şimşek bir fotoğraf çekilebilir miyiz falan diye böyle koşa koşa geliyorlar. Evet. Yani birisi lakap, birisi de yani ismim gibi bir şey oldu artık. Herkes Mario diyor yani arkadaşlarım. Takım Peki, arkadaşlarım, iş arkadaşlarım hepsi. yani böyle farklı bir şey yaptın. Böyle normalin, hani böyle alışılageldiğin dışına daha doğrusu söyleyelim. Saçını maviye boyattın. Yani mavi, sarı, yeşil çok onu tartışmıyorum ama saçını farklı bir renge boyadığın zaman ailenin, çevrenin yaklaşımı ne oldu? İlk zaten saçım maviye boyamaya başladığımda bir tutam boyamıştım. Sonra Evet. baktım, aa güzel, hani yakıştı bana falan. Sonra bir tutam daha, bir tutam daha. Sonra babam bir gün dedi ki, ya hepsini boya da artık kurtulalım. Yani bir tutam, bir tutam daha ne kadar sürecek? Sana da eziyet. Artık hepsini boya da kurtulalım falan demişti. Yani mavi dışında görmeye alışkın değil yani. Benim ailem de değil, ben de değilim sanırım. Arkadaşlarım da yani hani bir gün tamamen kendi rengine dönsem herhalde derler ki git saçını maviye boyat falan derler diye Evet, düşünüyorum. evet. Yani bu tabii ki bir hani mavi sadece bir renk ama ben şunu görüyorum. Seni gerçekten yaptıklarınla ve karakterinle insanlar çok seviyorlar. Ve bakıyorum maçlarda da görüyorum işte Meryem Boz tribünü, ondan sonra senin için fanların var. Birçok mesaj da aldım. Aşağıya da yazıyorlar. Yani bunu yapabilmek aslında bence büyük zanaat. Yani smacı herkes vurur. İyi günün olur, kötü günün olur ama ya ben şunu merak ediyorum. Birçok hayranım var. Bu iletişimi nasıl sağlıyorsun Meryem? Ya aslında şöyle, sosyal medyayla da aram bu arada çok fazla yok. Bana yardımcı olan bir ekibim var, sağ olsunlar. Onlar daha çok ilgileniyorlar. Ama şöyle ki diyecekler ki hiç işte bizim attığımız mesajları görmüyor musun? Tabii ki de boş günlerimde gelen mesajları okuyorum ve dönmeye çalışıyorum. Şimdi diyecekler ki benim mesajıma dönmedin burada. Ama gerçekten çok fazla mesaj var. Belki de hani size hala gelememiş olabilirim. Oradan hani ulaşmaya çalışıyorum, geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Özellikle çocukları kırmamak istiyorum ve hani bizi sürekli rol model aldıkları için onlara daha çabuk geri dönüş yapmak istiyorum. Evet. Ama bu yoğun tempoda
Çok fazla aslına bakarsan şey yapamıyoruz. Nasıl diyeyim? Telefonu Instagram ya da sosyal medya için elime alamıyorum. İşte Twitter'dan okumam gereken haberler varsa onları ya da işte haber sitelerinden haberleri okumaya çalışıyorum. İşte cevap verebildiğim sürece öyle konuşuyoruz ama onun dışında işte maça geliyorlar. Maçta işte fotoğraf çekebilirsek fotoğraf çekiyoruz. Bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ya buradan da onlara artık bir mesaj gitmiş oldu zaten. Ya bunların hiçbir tanesi kasıtlı değil. Vakit el verdiğince boş vaktini Evet. kendine değil de daha çok sosyal medyadaki işte seni sevenlerine de paylaştırmaya gayret ediyorsun. Evet. Süper. Peki sosyal medyada vakit geçiriyor musun diye bir sorum vardı ama bunu az önce aldım. Vaktim yok dedin zaten sosyal medyayla ilgili olarak. Ya bir de çok da elimde böyle telefon hani sürekli kim ne yapmış, kim kimin neyi koymuş falan, kim beğenmiş falan o tarzlarda pek gezinmeyi çok sevmiyorum. Dediğim gibi haber okumayı ya da öyle güzel komik şeyler okumayı seviyorum. Bu az rastlanır bir durum. Yani benim tabii ki isim vermeden konuşacağım bu konularla alakalı. Çok insan var yani kim ne yapmış, ne etmiş, ne yorum yapmış, ne paylaşmış falan gibi. Ama senin karakterinde böyle bir şey olmadığı için bu konuyu Evet, hızlıca ben biraz uzağım ya. Birazcık tamam. uzağım o konulara. Evet. Yani en güzeli zaten seni Meryem Boz yapan da tam olarak aslında bu oluyor bence. Peki Meryem vaktim yok dedin. Şunu soracağım sana. Sana bir yerden geldi bir ay tatilin olsa dünyanın neresine gitmek Nereden ister? geldi bu tatil? Hadi bakalım. Geldi. Voleybol Piyangodan çıktı. Teşekkür ederim. İnşallah duyuyordur bu sözü diyormuşum. buradan Giovanni Guidetti'ye sesleniyorum. Öyle, Evet. öyle bir zamanımız yok. O kadar bir ara veremeyiz zaten. Profesyonel sporcu olduğumuz için öyle bir ara verirsek her şeye baştan başlamak lazım. Evet. Öyle öyle bir vaktim olsa herhalde gezmek için harcardım bu zamanı. Yani normalde evet çok fazla deplasmana gidiyoruz, çok fazla yurt dışına gidiyoruz. Ama çok gezecek vaktimiz olmuyor açıkçası. Sadece bir kahve içmeye gidebiliyorsun. Sonra geliyorsun dinlenmek zorundasın. Ertesi gün maça çıkacaksın falan. Sanırım kendime bir rota yapardım ve Türkiye'de de çok fazla yeri gezemedim aslında. Tabii ki yurt dışında çok gezmek istiyorum ama Türkiye'de de gidemediğim çok fazla yerler var. Yani kendime bir rota yapardım. Ona göre herhalde gezerdim diye düşünüyorum. Ya ilk önce bir düşünürdüm ya bir ay tatil mi olur? Ne Bir ay ne yapacağım oldu? şimdi ben? Ne oldu diye. Evet. Bir iki üç gün düşünürdüm zaten. Bir iki üç gün öyle giderdi. Acaba bir ay ne yapılıyor falan? Bir ay tatil mi oluyordu diye bir şok geçirirdim herhalde. Sonra Evet. da rota çizmeye karar verirdim muhtemelen. Dünyayı gezerdin vaktin olduğunca o zaman. Evet. Peki. Şunu soracağım Meryem sana. Kariyerindeki hedeflerin neler? Yani Meryem Bozu yeni sezonda nerede göreceğiz? Transfer teklifleri gelmeye başladı mı? Bu çok merak ettiğimiz bir soru aslında. Şöyle daha bence sezonun ortasındayız. Yani böyle transfer haberleri falan filan konuşacak durumda değiliz bence daha. Çünkü ligimizde hedefimize ulaşmamız gereken 3 kupamız var. Şu an buna odaklı yaşıyorum açıkçası. Daha önümüzdeki sezonu göremiyorum açıkçası. Peki şunu sor. Yani. Mesela ya ligler devam ediyor ve hani kulüpler tabii bir planlama yapmaya başlıyorlar. İşte Evet. oyuncu kadrosu çıkartıyorlar falan. Çok önemli maçlar oynanıyor ama X kulübün menajeri veya X kulübün yöneticisi sana geliyor. Meryem işte önemlisin. Bu seni etkiliyor mu? Ya ben daha çok böyle konuşmalara girmiyorum. Yani hani menajerim var. Onunla konuşmaları ya bana böyle bir şekilde hiç kimse gelmedi. Çünkü hani artık herkesin menajeri var. Muhtemelen ona gidiyor ve bizim de ligimiz devam ettiği için performansın çünkü etkileyebilir. Belki bir şeye takılabilirsin. Ya da atıyorum o maç iyi ya da kötü oynamış olabilirsin. Hani kafanda Tabii. soru işareti olabilir. Ya daha çok menajerim yürütüyor bu dönemleri. O yüzden yani bu konuda henüz söyleyebileceğim bir şeyim yok. Evet, yani ben söyleyeyim o zaman. Meryem Boz'u Biz istiyoruz. istemeyecek Voleybol magazini kulüp alıyoruz falan. yoktur diye düşünüyorum ben. Zaten Teşekkür ederim. şöyle sadece sporculuk kariyerinin yanı sıra aslında topluma da böyle yararlı, değerli bireyler yetiştiriyorsun. Bunu biz çok önemsiyoruz aslında. Meryem Boz Spor Akademi diye bir senin
kurduğum akademim var, spor okulum var. Ve hani bu serüven kuruluşunu anlatmanı isteyeceğim. Nereden geldi bu fikir aklına? Bir de hani ekibin ve çalışmaların hakkında neler yapıyorsun, nasıl yetişiyorsun bunlara? Bir senden dinlemek isteriz Meryem. Bu çok değerli bir konu. Ya bu transferden de değerli, kulüplerden de değerli bence. Bence de önemli bir konu. Ya uzun dönemdir akademi bünyesinde çalışan eğitmenlerimiz ve ekip arkadaşlarımla zaten buna biz bayağı bir kafa yorduk. Geleceğimiz için, çocuklarımız için ne yapabiliriz? Kız çocuklarımıza nasıl dokunabiliriz voleybol adı altında diye bayağı kafa yorduk ve hala yormaya da devam ediyoruz. Daha iyi ne yapabiliriz diye. Amacımız aslında ya gelişim çağındaki kız çocuklarına temel spor eğitimi verirken gelecekteki hayatın da aslında kaliteli bir şekilde altyapısını sağlamaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Mesela bir çocuğun ilk başladığı zaman belki koşma koordinasyonu bile yok. Belki yani 40 yaşından sonra bir spor yapmaya karar verecek. Ama koşmayı bilmiyor, koordinasyonu bilmiyor ve gereksiz çaba harcıyor. Ya da ne bileyim bir push-up çekmeyi bilmiyor. Aslında ilk yapmak istediğimiz gelecekte altyapısını yapıp kaliteli bir yaşamını sürdürmesini sağlamak. Bunun yanı sıra ayakları yere sağlam basan ve özgürce düşüncelerini ifade edebilecek bireyler de yetiştirmek istiyoruz. Yani ve şunu hep söylüyoruz. Yani herkes profesyonel sporcu olamayacak. Ya da olmak istemeyecek belki de. Ama bu sporun ona kattığı ve önünü yolunu açtığı bir merdiven olarak da kullanabilir. Ya sporun çok fazla şeye faydası var. Asıl isteğimiz bu bizim. İlk hedefimiz bu. Ama profesyonelce de yaklaşıyoruz. Şu an A takımda hangi olanaklar varsa daha küçük yaşta biz çocuklarımıza bunu sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Ya her ne kadar Meryem Boz Spor Akademisi benim adım altında olsa da aslında sahada ve arka planda çalışan çok güçlü de bir eğitmen ekibim var. Arkadaşlarım var. Beraber oynadığım, zamanında oynadığım arkadaşlarım da var. Ben hepsine nasıl yetişiyorum? Tabii ki de gözüm arkada kalmıyor. Çünkü ben 2-3 yıl önce o arkadaşımla omuz omuza sahada oynamışım. Ve hani ona o kadar güveniyorum ki zaten hem voleybol hem temel eğitimine çok güveniyorum. Ve bununla desteklediğimiz psikoloğumuz var, beslenme uzmanımız var, sosyal medyamız var. Yani aslında birçok açıdan da destekleniyoruz. O anlamda da güzel bence. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben zaten bu profesyonel yapılanmayı hani bizim bir barterımız oldu. İşte Meryem Boz Spor Akademi Voleybol Magazin işbirliğiyle beraber. Hani bunu gördüm. Grafikleriniz ayrı, işte sosyal medya ayrı falan. Dedim ne oluyor yani? Kaç kişi iletişime geçiyor? Ya var bayağı var yani çalışan arkada bayağı kalabalığız. Güzel ve herkes gönülden isteyerek gerçekten kız çocuklarına bir şey yapmak istedikleri için bence bu kadar zaman ayırıyorlar. Çünkü dediğim gibi yani ben çoğu yerde yetişemiyor olabilirim ama onlar arkada inanılmaz çalışıyorlar. Doğru. Her birinin emeklerine sağlık. Senin nezdinde teşekkür edelim. Kutlayalım kendini. Çok Peki teşekkür Meryem, ediyorum ekibime. bir de bir not almışım buraya. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bazı çalışmalarım varmış. Bunu da senden dinlemek isteriz. Ardından birazcık da böyle magazine geleceğiz. Şöyle düşüncelerimiz var, yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Ama hani biz bunu reklam olarak kullanmak istemiyoruz ve hep üstü kapalı kalacak. Tabii ki yardım ettiğimiz çocuklarımız var. Onu çok fazla açıklamak da istemiyoruz aslında. Ama yani Eskişehir'de güvendiğimiz derneklerden de çok büyük yardımlar alıyoruz bu konuda. Yardım edebileceğimiz, uzanabileceğimiz çocuklara. O yüzden biraz bunun kapalı kalmasını istiyoruz. Çünkü reklamvari olsun istemiyoruz. Gerek Tabii ki. yok. Hem çocuklarımızı üzmeyelim, hem de bu Tabii ki. şekilde biz yardımcı olalım diyoruz. Hiç sorun değil. Meryem, yani şunu görüyorum aslında seni diğerlerinden farklı yapan şey şunlar. Birçok sporcunun aslında bugün baktığın zaman reklamı, sponsoru, işte filmi, işte artık neyse var.
oluyor ve popülasyon Hı-hı. da artıyor ama hani bunu hep reklam değil. Bunu topluma yansıtmak lazım. Yani sporcu bir ayna görevi görmesi lazım. Bunu kendin alıyorsan bir takım şeylerde topluma faydan olması gerekiyor. Yani bence örnek bireyler bunu yapması gerekiyor. Tam da Evet. sponsorluk konusu gelmişken burada ben açtım konuyu. Bakalım ne geliyor. Peki Meryem, yani senin de sponsorların var. Bu süreci nasıl götürüyorsun? Neye göre sponsor seçiyorsun? Sana muhakkak çok farklı yerlerden farklı şeyler geliyordur. Hani neye göre, parametreleri ne Meryem Boz için sponsorluğun? Şöyle, evet sporcular çok fazla sponsorluk teklifleri geliyor. Ama bizim asıl yaptığımız işimiz voleybol. Ve Evet. kendi karakterimize ve yaptığımız işe uygun bence projeler ve uzun soluklu projeler seçmeli sporcular diye düşünüyorum. Yani biz influencer değiliz. Kaliteli ve bize uygun şeyler seçmeliyiz. Yani uzun soluklu, yani atıyorum ne bileyim 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl elçisi olabileceğin, kendini de ifade edebileceğin şeyler seçilmeli. Yani her gün 10 tane video koymamalıyız bence diye düşünüyorum. O kadar vakit harcamamalıyız bu işe. Yani asıl işimiz voleybol, ona odaklanmalıyız. Ki ben de öyle yapıyorum. Yani uzun soluklu, evet sponsorlarım var. Ve beni ifade eden normal hayatımda da aslında kullandığım şeyler. O yüzden ben öyle çok fazla şeyleri kabul etmiyorum. Daha çok bana uygun, Peki. hayatımı kolaylaştıracak şeyleri daha çok tercih ediyorum. Zaten hani böyle çok kısa vadede olmasa da uzun vadede gözlemliyoruz. Biz de hani 17 yıldır aktif olarak sonuçta hani bu internet içerisinde olduğumuz için sosyal medyayı takip ediyoruz. Hani görüyoruz reklamlara kendini artık bırakmış, voleybolla böyle eşit seviyede olmuş ve hatta voleybol birazcık da aşağısına düşen bazı sporcular da maalesef görüyorum ve üzülüyorum. Çünkü bu reklamlar senin başarından, voleybolundan ve popülasyonundan geliyor. Sen voleybolunu aşağı çektiğin an bunların hepsi popülasyona gelir, reklama gelir. Reklam buna gelir yani sonuçta. Sen yoksan ikinci gün olmazlar zaten yanında. Bunun farkında değiller Evet. maalesef. Kesinlikle. Ya Yani öyle bir durum. sponsorluklarla desteklenmek çok güzel, evet. Ama bunun yani belli bir şey var, limiti var. Limiti geçmemek lazım. Yani asıl işe de odaklanmak lazım. Evet, çok doğru söylüyorsun. Peki Meryem, şöyle şimdi voleybol severlerden gelen soruları da derledim buradan, notları falan da aldım. Ama benim bir sorum daha olacak. Aktif sporculuk kariyerinden sonraki hedeflerin neler? Yani antrenörlük, menajerlik veya Türkiye Voleybol Federasyonu'nda bir yöneticilik olabilir. Hani hedeflerin arasında Daha ne? çok var ya, 4-5 yıl daha var. Onu daha düşünmüyorum. Henüz düşünmüyorum. Orayı planlamak istemiyorum. Ben şu an sadece voleybol oynamak istiyorum bir 4-5 yılda. Bu Evet. soruyu bir 4 yıl sonra bir daha sorarsan Ufukçum cevaplayacağım. Anlaştık. Peki. Tamam. 4 yıl sonra dur not ediyorum. Peki. O zaman Meryem, voleybol severlerden gelen sorulara geçelim. Hızlıca böyle sana sorayım. Not almışım. Soruyorum. Hazır mısın? Tamam, hazırım. İnşallah terlemeyiz Valla. Oldukça yoğun bir taraftar kitlesi var. Maç öncesi ona özel pankartları görünce ne hissediyor? Ya inanılmaz. Şöyle, sadece benim için değil, başka bir arkadaşım için de pankart gördüğüm zaman ben inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü hani voleybolun bu denli desteklenmesi, insanların sende kendinden bir parça bulması bence çok güzel. Bir kere bu beni çok mutlu ediyor. Hani her çıktığımda bir pankart görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor, desteklenmek adına. Biraz utanıyorum tabii. Çıktığımda alkış falan koptuğu zaman biraz hala utanıyorum. Ne burcuydun Meryem? Kova. Kova burcusun. Peki. Yani hani utangaçlık böyle burç karak burçlara inanır mısın bu Ya arada? İnanır mısın? aslında öyle yani normalde utangaç bir insan değilim. Fakat hani insanların bu kadar seviyor olması, bu kadar hani bizi Mak desteklemesi ve her sahaya çıktığımızda alkış kopması falan, ya yani insanı çok güzel, inanılmaz değerli hissettiriyor. Yani onu aslında nasıl ifade edilir bilemiyorum yani.
Yani Ya belki sen... utangaç değil ama çok böyle değerli hissettirdiği için bilmiyorum yani nasıl açıklanabilir. Daha güzel bilemedim yani. Peki, mahcup oluyorsun. Anladım. Senin için bir şeyler Evet. yapıyorlar, emek harcıyorlar. Sen de onlar karşılığında. Okey. Peki, başka bir soruya geçiyorum. Kritik anda blok yapmak mı yoksa ace atmak mı? Hangisi daha mutlu eder seni? İkisi de çok keyifli ya bence. Yani blok yapmayı da çok seviyorum. Kritik anda girip ace almak da bence ikisi ayıramazsın yani. İkisi de çok keyifli benim için. Evet. Peki. Doğru cevap aslında bence de bu. Meryem Boz voleybolcu olmasaydı ne olurdu? Yani herkesin çocukluğunda düşündüğü, düşlediği tabii ufak tefek şeyler oluyor ama bence ben kesinlikle voleybolcu olmalıymışım yani olmuşum da o yüzden. Yani herkes ne bileyim beden eğitimi öğretmeni olmak ister ya küçüklüğümden beri bateriye ilgim var, baterici olmak istermişim. Yani hepsi var tabii ki ama bence ben sevdiğim mesleği yapıyorum. Müzikle ilgileniyor musun? Bateri çalıyor musun hala? Bateri çalıyor muyum hala? Çalmayı istiyorum ama gidemiyorum ki bu yoğun maç takvim antrenman 3 günde bir maç oynuyoruz falan. Gidemediğim için bir de İstanbul'da oynayıp da gidemediğim için de çok üzgünüm. Benim öğretmenim de burada. Hmm. Kadıköy'de. Aslında çok da yakın ama gidemiyorum. Yani tatil günüm olduğu zaman da dinlenmeyi tercih ediyorum. Çünkü Yani. enerji depolamak lazım bu Tabii. şeye, yoğunluğa. Sonuçta. Doğru, haklısın. Evet. Peki, tekrardan oynamak isterdim dediği takım arkadaşı kim? Aynı takımda. Yani ben her yıl yaşınız kaç olursa olsun her yıl her oyuncudan bir şey mutlaka öğreniyorsun. Genç olsun, yaşıtların olsun, tecrübeli olsun. Her yıl farklı olması da aslında bence keyifli. Yeni insanlar tanıyıp yeni şeyler öğrenmek de keyifli. O yüzden hani keşke bir daha bununla oynasaydım demiyorum da hep böyle farklı karakterler gelsin takıma. Farklı insanlar tanıyayım, farklı şeyler öğreneyim istiyorum açıkçası. Evet. Ya Meryem çok güzel bir soru var. Bak sana onu da sorayım. Eyvah. Yok zor bir soru değil ama güzel bir soru olmuş. Hangi Evet. maçı kazanmak isterdi? Güney Kore maçı mı, Sırbistan maçı mı? 2019 diye parantez içine koymuş Sırbistan'a. Yani Güney Kore ya şey yapamıyorum. Kaybetmek her zaman kötü. Çünkü her maçı kazanmak için çıktığın zaman kaybedilmiş bütün maçları kazanmak istiyorum aslında. Ama tabii maç geçmiş oluyor. O Evet. yüzden bir şey yapamıyorum. Güney Kore'de Sırbistan maçı da çok önemli aslında. Seçim yapamayacağım galiba. Kusura Peki. bakmasın. İkisini de Peki. kazanmayı çok istiyordum çünkü. Sonraki üzüntüsü yani hala hatırlıyorum o yüzden. Tamamdır. Peki Meryem, voleybol kariyerimi sonlandırmadan önce bunu yapamazsam üzülürüm dediği bir şey var mı? Yok. Yok mu? Öyle bir şeyim Peki. yok. Hı-hı. Yurt dışına bir takıma transfer olsa bu hangi takım olsun isterdi? Yani kulüp Yani ismi vermek istemiyorsan ülke de Hı-hı. verebilirsin. Şey değil, seni zor duruma sokacaksa hiç sıkıntı değil. Hindistan. Hindistan'da niye? Ne bileyim yani Hindistan'ı çok merak ediyorum gezmek için. O yüzden Evet. rotamda Hindistan'da var. Hindistan'da da bildiğim kadarıyla takım yok. O yüzden Hindistan demeyi tercih ettim şu an. Sezon Hiç politik ortasında böyle bir değil. soruyu Hiç politik bir cevap olmadı Meryem. sezon Peki. ortasında böyle bir soruyu cevaplamak böyle daha keyifli bence. Merak Çok da... ediyorum ama bu arada Hindistan'ı. Evet. Peki. En son katıla katıla güldüğü şey nedir? Bilmiyorum yani her gün antrenmanda bir şeylere gülüyoruz ama şu an hatırlayamayacağım. Voleybol Yani bir olmak olur harekete yani. Özel bir şey de olabilir. Başka bir şey olabilir. Olay olabilir. yani köpeğime çok gülüyorum. Çok tatlı. Bazen böyle değişik hareketlerde bulunabiliyor. İşte telefonda açtığımız müziklere değişik tepkiler verebiliyor. Ona çok gülüyorum. Onun dışında şu an çift antrenman arasında acaba neye gülebilirim? Eve gelip yemek yiyip dinlenip antrenmana gittiğimde. Yani
Şöyle çok yani bir hafta öncesinde hatırlayamıyorum ki hani buna çok güldüm diye. Şu an hiç aklıma gelmiyor. Sosyal medyaya birazcık vakit ayırsan aslında gülecek o kadar çok şey çıkıyor ki karşına. Yani. Ya öyle tamam bundan sonra biraz daha o zaman. Peki Hande Baladın'ın ne Galatasaray yıllarından hatırladığı bir anısı var mı? Dinlemek isteriz diyor. Of çok geri. Arkadaşlar ben çok unutkan bir insanım bu arada bunu da söyleyeyim. Yani 2 gün önceki yediğimi hatırlamıyorum ki o zaman Hande ile yani çok zaman geçirdik tabii ki de ama yani şu an hiç aklıma gelmez hani böyle anı deyip de kenara attığımız bir şey şu an hiç aklıma gelmez o kadar uzak. Peki, kariyerini Vakıfbank'ta veya hangi takımda sonlandırmayı düşünür diye bir soru var. Ya daha onu 4-5 yıl sonra sorsanız arkadaşlar. Peki. Şu anda onu öyle bir planım yok yani. Hani böyle eğer voleybolu bırakım istiyorsanız onu baştan söyleyin ona göre ben bir şey yapayım plan yapayım kafamda. Ya asla öyle bir kimsenin düşüncesi olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece çok merak ediliyor. Yani aslında bu güzel bir şey de. Yani bir insanın anını değil de bütün hayatını, kariyer planlamasını mercek altına almaları bence güzel bir şey. Sana çok değer verdiklerini gösteriyor bence. Ya güzel bir şey ama sporculuk şöyle bir şey. Her yıl farklı takıma gidebiliyorsun. 4 yıl sonraki ben takımı mesela bilemem ya da 5 yıl sonraki. Tabii O ki. yüzden yani artık maç şeylerini bile unutuyoruz yani. Kimle oynuyorduk falan yani. Hep bir açıp bir programa bakma şey ihtiyacı hissediyorsun. O yüzden şu an o kadar uzağa göremiyorum. Peki. Vakıfbank ve milli takımda en iyi anlaştığı kişiler diye bir soru var. Ya tüm takım arkadaşlarımla gayet iyi anlaşıyorum. Çok da keyifli bir ortamımız var. Hem Vakıfbank'ta hem milli takımda. Zaten ondan dolayı da ben zaten bunu bence dışarıya da yansıtıyoruz. Yani insanlar da görüyor bence. Hani aramızdaki geçen sohbetler, ne bileyim şakalaşmalar falan Evet. gayet samimi ve yani içten. O yüzden başarının bence büyük paylarından biri de bu olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki o da arkadaşım Eda. Onu ayrıca belirteyim. Onunla. Peki. Eda ile ilgili de evet Eda ile ilgili de bir soru var geleceklerde. Onu da soracağım ama sırasıyla gideyim şöyle not almışım karıştırayım. Hangi dünya starıyla yan yana fotoğrafı olmasını isterdi? Yani şöyle hangi dünya starıyla fotoğrafı olması? Yani benim için oynadığım her takımdaki arkadaşlarım benim için dünya starı. Yani ben bütün takım arkadaşlarımla aynı sahada mücadele edip bir hedef uğruna çalıştığım için benim için onlar yani hiç değişemeyeceğim bir dünya starı. O yüzden öyle özellikle değil. Bütün takım arkadaşlarımla fotoğrafım var zaten demişim. Burada benim anladığım kadarıyla dünya starı yani sadece voleybolcu değil gerçek anlamda bir aktör olur, şarkıcı olur, başka bir branş olur falan onu kastetmişler Hiç öyle heveslerim yok ya. İlla öyle biriyle fotoğrafım olsun diye. herhalde. Fotoğrafında yok galiba zaten Instagram'da. Yok. Peki motivasyon kaynağı nedir? Nasıl motive ediyorsun kendini? Zaten voleybolu severek oynadığımı söylememe gerek yok zaten klişe olacak. Bence gelen başarılarla beraber çalışma hırsın ve azmin daha da fazla. Yani seni daha da böyle itici bir güç olarak aslında gelen başarılar bana daha fazla motivasyon veriyor. Çünkü daha fazlasını istiyorum. O kupayı da istiyorum. Bir sonraki maçı da istiyorum. Bir sonraki sayıyı da istiyorum. Kazanmaya alıştıkça, başarı gelmeye başladıkça da hep insan daha fazlasını istiyor. Antrenmanda da daha fazlasını, maçta da daha fazlasını. Ya yani hep odaklanmak gerekiyor yani de. Konsantre olmak gerekiyor. O yüzden yani ekstra bir şeye ihtiyaç duymuyorum yani hani motivasyon Süper. için. Süper. Peki şu sıralar diline takılan, dinlemekten keyif aldığı bir şarkı var mı diye bir soru var. Ben hep eski şarkıları dinliyorum galiba. Biraz eskilerde kaldım. Neler, hangi şarkılar? Daha çok böyle metalik şarkılar dinliyorum antrenmana gidip gelirken. Hani illa bir şarkı ismi vermem gerekecekse
Welcome to Jungle'ı söyleyebilirim. Ya da Tarkan'ın yeni çıkan şarkısını dinledim bir ara. Geçecek geçecek ilk çıktığında. O bir takıldı dilimize. Evet. Başka? İkisini söyleyelim. Peki hayatıyla ilgili bir film yapılsa soundtrack'inde çalan parça ne olurdu? Geçecek geçecek miydi o da? Yok, kesinlikle değil. Bence kesin böyle şey, rock bir şarkı falan çalardı herhalde. Böyle davulla desteklenmiş, baya böyle bir güzel, duygusal, yani güzel bir şarkı olurdu. Senin bir stüdyoya girmen gerekir bence Meryem. Yani seni şöyle güzel bir işte elektro gitar, ondan sonra bas gitar, davul da sen böyle Kesinlikle. bir gerçekten bagetleri eline alıp bütün stresini atman gerekir bence o müzikle beraber. Ben onu hissediyorum. Evet, ya çok seviyorum zaten orayı. Atıyorum, ders aldığım zamanlarda normalde bir saat, işte öğrenciler geliyor sürekli, bir saat alabiliyorsun ders, ya da atıyorum 2 saat. Genelde vaktim olmadığı için hep 1 saat alıyorum ve ders bittikten sonra da hoca artık şey yapıyor, çıkıyor, başı şişiyor çünkü bir süre sonra. Diyorum ki hocam birazcık beni bırakın, eğer arkada bir öğrenci yoksa bir de 1 saat kendim böyle. Mesela hiç şey olmuyor yani, hiç beni rahatsız etmiyor o ses. Evet, yani. Gerçekten stres atmak için de bence güzel. Evet, doğru. Yani müzik de aslında bir yerde güzel. Hatta ben Giovanni Vakıfbank'a ilk geldiği senelerde ben de piyano çalıyorum. Aa, Giovanni ne güzel. bir Japon yardımcı antrenörü vardı. İsmini şimdi hatırlayamıyorum Vakıfbank'ta. Ondan sonra o da gitar çalmıştı. Ferhat da tef çalmıştı yanımızda. Ondan sonra baya Ne güzel bir güzel, müzik çok yaptı. güzel. Ferhat da Ama yardımcı ben oynuyordu. şu an çalamam muhtemelen ya, şey davul. Çünkü bayağı ara verdim ya. 2 yıl mı, 3 yıl mı, şey gibi yani, voleybol gibi atıyorum. Bir ay bıraktığın zaman sıfırdan başlamak gerekiyor. Davul da aynı şekilde. Şimdi başlarsam sıfırdan başlamam gerekecek. Evet, doğru. Peki şu unutamadığı komik bir maç anım var mı diyeceğim ama onları zaten çok geçmişe dönmüyorduk. Yani şöyle bir çok İller Bankası zamanında hatırladığım, belki de pasörlerin hayatında bir kere gelebilecek başına bir şey. O zaman orta oynuyordum ben. Pasörümüz Tuğçe'ydi. İşte bana atacağı pası gösterdi. Sonra servis geldi. Bu kez beni izledi yani. Ben gidiyor muyum acaba diye. Tek ayak atacaktı. Ondan sonra beni gidiyor muyum diye beni izledi ve top geldiğinde topu tuttu. Beni izledi falan. Bir anda işte yani bütün saha güldü. Belki işte hayatı boyunca bir kere başına gelebilecek bir şey, ama bilmiyorum, komik mi, üzücü mü bu durum? Çok da karar veremedim şu anda. Yani kaybedilen bir sayı olmuş ama bak yani ki Evet, ama şaşkınlık oldu yani. Hani beni diyor ki seni göremedim, seni izliyordum derken hani topu tuttu. Sonra bana baktı neredeyim diye. Sonra herkes bir anda koptu falan, kahkaha attı, ama yani tabii o an biz de güldük, ama bilemedim yani, üzücü mü? Meryem, bu arada çok yaratıcı yorumlar da geliyor aşağıdan. Gözüm onlara da kaymıyor değil açıkçası yani. Bakayım. Peki, voleybol dışında takip ettiği bir spor var mı demişler. Takip etmeyi çok istiyorum. En son işte Nadal'ın şampiyonluk maçını izleyebildim. Antrenman arasında, işte antrenmandan çıktıktan sonra son setlerine denk gelebildim. Onu izleyebildim. İşte Türkiye Letonya maçına gitmeyi çok isteyip gidemedim gibi. Gibi birkaç sıkıntımız var. Evet, biraz vakit problemi var. Peki Evet. bir soru daha gelmiş, ondan not almışım, sorayım. Naz'ın milli takımı bırakması hakkındaki düşünceleri diye bir soru var. Yani birazcık saygı duymak lazım. Yani belki de bilemiyorum yani, ona sormak aslında çok daha doğru olur. Şimdi sebebini bilmeden yorum yapmak da, tabii ki Nas takım arkadaşım, tabii ki üzüldüm. Belki biraz erken oldu bize göre. Belki ama onun için yeterli oldu. Belki daha fazla çocuğuyla vakit geçirmek istedi. Ben saygı duymak yani saygı duyarım verdiği sonucu. Çünkü Nas'ı seviyorum. Ama daha tabii
daha uzun seneler var önünde. Liglerde izleyebilecekler. Tabii ki muhtemelen izleyenleri çok üzülmüştür hani milli takım bıraktığı için. Fanları da çok üzülmüştür belki. Belki kendisi herkesten daha çok üzülmüştür. Bunu bilemeyiz. Ama saygı duymak gerekiyor bence bu konuda. Evet. Yani saygı duymak lazım. Tabii ben de bir yorum yapmayayım. Peki Fenerbahçe'de oynamayı tekrardan düşünür mü diye bir soru var ama cevaplamama hakkını tabii ki kullanabilirsin. Çünkü lig devam ediyor. Yani Türkiye'deki oynadığım bütün takımlardan hep yani güzel ayrıldım. Oynamayacağım dediğim hiçbir kulüp yok. Oynayabilirim tabii ki. Neden olmasın? Peki. Eda Erdem'e konu gelmiş. Eda Erdem hakkında düşünceleri neler? Bir de daha önce gelmişti o soru ama güzel, komik bir anınız var mı? Yakın arkadaşsınız. Ya biz Eda'yla çok eğleniyoruz milli takımda yani her şeye gülebiliyoruz. Hani bir süre sonra atıyorum geçen yıl 40 gün kaldık İtalya'da. Hani bir süre sonra her şeye gülmeye başlıyorsun. Bilmiyorum şarkı tarzımız da çok uyuyor. Baya bir uyumlu aslında o da arkadaşıyız. O yüzden bilmiyorum ki ne söyleyebilirim. Yani öyle hep zaten gülüp eğleniyorsun. Zaten hani şey bunalım hale girersen uzun bir turnuva, uzun bir şey hani onun altından kalkmak çok bunalım tipler değiliz ikimiz de. O yüzden hep eğleniyoruz bence. Hep keyifli geçiyor. Doğru. Ya takımı da zaten ateşlemek önemli. Hani sonuçta siz Evet. yani, takımın dinamosusun sonuçta. Yani Eda da öyle, sen de öyle. Yani Hı. Eda takım kaptanı tabii ki. Evet. Ama hani sende bant olmasa bile sonuçta sen de o ağırlığa sahipsin takımda. Hı. Şimdi zaten herkes şey yapıyor. Eda ile farklı takımda oynadığımız için işte Eda ile bir fotoğraf koymuyor musunuz? Bir kahveye çıkmıyor musunuz falan. İsyankar şeyler, tweetler gelmiş. Eda da sanırım cevap yazmış. İşte cumartesi günü sonunda bir yemeğe gideceğiz diye. Şimdi herkes sanırım o buluşmayı bekliyor. Bu Bir cumartesi. ara evet, bir ara herkes şey acaba konuşmuyorlar mı falan filan gibi şeyler çıkmıştı. Komik. Bu hafta sonu mu buluşmanız var? Evet. Hadi bakalım. Büyük buluşma. Bir fotoğraf koyacaksınız o zaman. Bakarız. İşte o anın verdiği bir şeyle koyarsak koyarız. Çok da önemli değil Peki. yani böyle şey yapmıyoruz hani buluştuk hemen fotoğraf. O an canımız isterse koyarız keyfimize göre. Şey değiliz yani böyle. Telefonla yaşamıyoruz yani. Kesinlikle süper. Peki Meryem sen sadece böyle A takım değil altyapılara da önem veren bir sporcusun. Hı. Altyapıda takip ettiği veliahtı olarak gördüğü biri var mı diye bir soru var. Ya açıkçası hani altyapıları çok şu an takip edemiyorum. Ama bence yani ortada bir veliahtlık bir durum olmamalı. Her sporcu, her genç sporcu kendi özelliğini, kendi karakterini bulabilmeli ve kendini öyle geliştirmeli bence. Yani veliaht olarak ya işte tamam örnek alıyorlar tabii ki. Yardım istedikleri konuda da biz zaman her zaman buradayız. Her zaman destekliyoruz, yardım da ediyoruz. Ama bence her sporcunun kendi karakteri olmalı, kendi stili olmalı. O yüzden bence veliahtlık bir durum olmamalı yani. Peki. Olumlu olumsuz eleştirilere karşı ne düşünür? Nasıl bir yaklaşımı var ve motivasyonunu nasıl sağlar? Motivasyon sorusunu sorduk zaten. Eleştirilere karşı kısım kaldı. Çok kale almıyorum desem çok ağır mı olur? Yani şöyle, aslında benden çok annem takılıyor bu. Dedim ya ben hani çok fazla işte insanlar ne yazmış falan hani çok bakmayı tercih etmiyorum ama annem okuduğu zaman şey diyor yani bana değil sadece başka sporculara da ya diyor bu insanların ailesi var. Belki sporcu etkilenmiyor olabilir. Ama ailesi belki üzülüyor. Sonuçta siz bir insansınız. Siz bir kadınsınız. Sporcu, sadece sporcu değilsiniz. Sizin de aileniz var. Tek bir birey değilsiniz. Yazdıkları yorumlardan ailenizin de üzülebileceğini düşünmüyor mu? Diye bir şey geldi, yanıt geldi annem bana. Çünkü dedim ki anneciğim takma. Hani gerek yok hani. Yapacak bir şey yok. Çünkü insanların iyi günü de olacak, kötü günü de olacak. Hani voleyboldan anlayan, anlamayan çok fazla insan var. Seviyeli seviyesiz araştıran da çok fazla yani yazan insan da var. O yüzden hani
Çok üzülemiyorum o yüzden. Hani voleybolu bilen ve bununla ilgili yorumlar yapsa belki evet hani oturup düşünmek gerekir bu konuda. Ama maçla ilgili bir yorum varsa antrenörümden dinleyip daha iyi ne yapabilirim? En doğru şey yorum o bence. Çünkü diğer yorumlar çok da beni şey yapmıyor yani. Etkileniyor. Etkilemiyor. Ama eminim ki sporcunun aileleri benim annemi etkilemiş demek ki ki böyle bir şey söylediğine göre yani başkasına da yorum mesela yapılsa annem bana diyor ki böyle böyle söylemişler atıyorum Ayşe'ye ya yazık üzülmüştür falan diyor ya da annesi okuduysa üzülmüştür falan diyor. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir konu var. Antrenman Saat yapmak. kaç? Burada sana ayırdığımız sürenin sonuna gel. Hayır. Son aslında son sorum aslında. Şunu soracağım. Çok iyi. Hayır. Meryem, yemek içmek aslında bunlar hayatın da tatları diyelim. Senin mutfakla, gastronomiyle, yeme içme veya yapmayla aran nasıl? Güzel yemek yapmayı seviyorum. Yapıyorum da bence. Ne Ama yapıyorsun? ya mesela çok güzel et pişirebiliyorum. Sonra zeytinyağlıları seviyorum ve onlarla yani zeytinyağlı yapmayı da seviyorum. Daha çok yani sporcu olmasam belki de sadece sebzeyle beslenebilirim. Öyle söyleyeyim. Sebzeleri inanılmaz seviyorum. Ya genelde her şeyi yapabiliyorum ufak ufak ama favorin ne diye söylersen atıyorum antrenmandan sonra geldiğimde bir işte ızgara bir şey et yapıp yanına işte salata yapıp yemek mesela çok keyifli geliyor bana. O olabilir. En iyi yemeği Merve Gülaç yapıyor diye bir yorum gelmiş de aşağıda. Çok inanılmaz bir lazanya yapıyor Merve. Dondurma yapıyordu galiba. Ben yanlış. Dondurmayı da inanılmaz yapıyor. Onu da inanılmaz yapıyor Merve ama lazanyayı yani bir restorana gittik arkadaşlarımla ismini söylemeyelim. Lazanya deneyeceğiz diye İtalyan bir restoran. Evet. Gittik sonra şey olduk böyle ya Merve bir daha gitmeyelim lütfen sen yap. O kadar iddialı yani o kadar iyi yapıyor Merve. Peki, siz iyi antrenörlerin yanı sıra iyi aşçı olarak da almışsınız. Çift taraflı oluyor yani. Hem yemek hem antrenörlük. Süper. Evet. Bütün yetenekli arkadaşlarımı aldım yanıma. Bir yerde Evet. Gözde, bir yerde Merve, aileden de bireyleri aldım. İşte biri hala öğrenci Eskişehir'de yardımcı oluyor yeğenim. Ablam yine spor akademisinde yardımcı oluyor. Kuzenim o da voleybol oynayıp bıraktı. Ya aslında etrafımda hem yetenekli hem zeki insanları topladığım için birazcık işim kolay. Meryem, bir soru daha gelmişti. Onu sana sorayım. Senin fanlarından bir arkadaş yazmıştı. Şimdi vaktiniz olduğu için sorayım. Kazanmayı seven Meryem Boz'un biriyle iddiaya girip kaybettiği oldu mu? En son kaybettiği iddia nedir? Ne yaptı? Merakla cevapları bekliyoruz diye bir soru var. Daha iddiaya girmemişimdir ya. Yani hani iddiaya girip hadi sen bunu yapabilir misin falan değil ama yani atıyorum bir buz okeyi falan oynadıysak tabii onu da kazanmak için oynuyorum yani ben. Evet, evet. Antrenmandan önce bir manşet maçı oynuyorsak onu da kazanmak için oynuyorum. Yani sanki resmi bir maçmış gibi. Yani böyle her yaptığım aktivitede de aslında hep bir kazanma hırsı var. Doğru. Eğlencesini oynadığımız bir Uno'da da ya da atıyorum aklıma gelmiyor herhangi bir şeyde de hep bir şey var yani öyle kazanmam gerekiyor diye bir hırsım var. Peki, Meryem, televizyon izler misin? Yani dizilerle, televizyon programlarıyla aran nasıl? Çoğu kez Netflix'te zaman geçiriyorum. Tabii orada da izlediğim dizi film mutlaka var. Sabah kalktığımda mutlaka televizyon açıp kahvemi içerken haberleri izliyorum. Gündemde ne var? Türkiye'mizde neler oluyor? Bunları takip ediyorum. Dünyada neler oluyor? Televizyonu bir tek haberler için kullanıyor olabilirim. Evet. Yani haber Yani dışında yurt dışında bile deplasmana gittiğimizde işte sabah kahvaltı yaparken bile telefonumu açıp koyuyorum. Orada işte haberleri açıyorum. Gene ya, bizim işte öyle takımdaki yabancı arkadaşlarım bile bu sabah sabah ne izliyor acaba diyor.
Her sabah bir rutin haline gelmiş, haberleri izliyorum yani. Evet, gündemden kopmamak güzel bir şey. Meryem, vallahi yani şimdi hakikaten programın sonuna geldik ama nasıl, bir saat geçmiş, nasıl geçti ben anlayamadım. Gerçekten sen, Hakikaten saat 9:30 olmuş, evet. evet, değerli vaktini ayırdın. Gerçekten sana çok teşekkür ederim samimiyetinden, içtenliğinden ve karakterinden dolayı. Gözde de alttan bizi rahatsız ediyor bak. Vikings serisi yenisi çıktı diyor. Onu izledim Gözdeciğim, çoktan bitti o, bitti. Evet. Evet, aşağıya sürekli yazıyor. Ben bayağı bir yorumlarını okudum kendisinin. Ama senin dikkatini almasın diye de çok da dikkat çekmek istemedim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Voleybolmagazin.com'a söyleyeceğim bir notun var mı son olarak? Bence çok keyifli sohbetler yapıyorsunuz. Bir de gerçekçi sohbetler olduğu için. O yüzden teşekkür ediyoruz böyle bir platform yaptığınız için. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Belki yine görüşebiliriz. Çok teşekkürler Meryem. Meryem, 4 seneyi beklemeyelim. İlk fırsatta tekrardan Tamam. görüşelim. Programı da bitirelim bu vesileyle o zaman. Tamam. Çok Katıldık. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Değerli voleybol severler, Aksa Sigorta'nın katkılarıyla hazırlanan Voleybol Magazin Instagram sohbetlerimizin konuğu Meryem Boz oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.